Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Çin üzerinden piyasadaki aslında şöyle spekülasyon kavramı üzerine konuşacağız. Ve önemli bir konu hakkında konuşacağımızı kesinlikle söyleyebilirim. Şimdi tabii eğer zaman kalırsa ki zannetmiyorum. Alınabilecek altcoin'ler listesinde de ilerlemeye çalışırız. TrustReverse ekibi Çin'de gözaltına alındı. Bakın, bu tarz haberler çok fazla olur. Bunların bak, kripto piyasası spekülatiftir derler ya, bu doğru. Birincisi yanlış anlaşılan bir konu. Her yükseliş, her düşüş spekülasyon kaynaklı değildir. Hatta çok büyük bir çoğunluğu zaten spekülasyon kaynaklı değildir. Şöyle özetleyeyim. XRP Coin geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz büyük ölçüde yükseldi. Haber siteleri işte şu, hayır kardeşim şu oldu bu oldu değil. Coin zaten yükseliş sezonunda, yani ne anlatıyorsun? Coin'in cüzdanları inanılmaz derecede şiş. XRP kadar eski 10 yıllık bir kripto paranın BTC ile oluşmuş doğal bir korelasyonu var. Dolayısıyla yükseliyor. Yani bunun onunla bununla şunla bir ilgisi yok. İşte Bitcoin yükseliyor çünkü ne? Çünkü ya bırak da ayı boğa döngüsü diye bir şey var. Bu kavramlar, bu söylemler boşuna çıkmadı. Çünkü ne? Çünkü halving diye bir sistem var. Çünkü halving yaklaşıyor. Çünkü evet şunlar etkiler. Bakın kesinlikle. İşte makro etkiler genel o sonucu etkilemez. Zamanı etkiler. Tamam. Zamanı etkiler. Bunda bir şey yok. Mesela Tera çöküşünde BTC ciddi anlamda düştü. Soru, Tera çöküşü olmasa Bitcoin düşecek miydi? Evet, düşecekti. O an düşmeyecekti ama düşecekti. Bitcoin patır patır geçtiğimiz ayı sezonunda çok sağlam diyeceğimiz 7-8 destek pozisyonunu kaybetti. Sadece iki tanesinde olay gerçekleşti. Vukuat. Biri FTX, biri Tera. Diğer 4-5 tanesinde niye düştü? Çünkü ayı piyasasındaydık. Bu işin normali bu. Bunu bir kere anlamak ve algılamak lazım. İki, piyasadaki spekülasyon kavramı, yani piyasadaki bu spekülatif bakış açısı. Birincisi, üzerinden spekülasyon dönen coinleri çok fazla, bakın, zamanında Phantom projesinden, hep bunu örnek veririm çünkü önemlidir. Phantom projesinden bir ekip üyesi ayrıldı diye, bak bir ekip üyesi ayrıldı diye, ya adamı tanımıyordunuz bile ya. Adamı tanımıyordunuz. Şu süreçte bütün ekibi, yani şey mi sayarsın, Ethereum mu, Coinbase mi, Binance mı, kriptodaki bütün şirketler işten çıkarma yaptı. O zaman Phantom'dan adını bilmediğiniz bir adam ayrıldı diye Coin'de fut haber çıktı. Oo bilmem kim ayrıldı, Coin toparlanamayacak. Patır patır düştü FTM. Ondan sonra tabii tekrar yükseldi. O bir alım fırsatıydı mesela. Çünkü belli fut haber. Millet ne yaptığını bile bilmiyor. Neymiş? Bir tane adam çıktı işte fut haber. Herkes Twitter'dan gördüğünü yazıyor falan. Battı bitti kül oldu tarzında. Sonrasında tabii coin tekrar yükseldi. Bu tarz olaylar böyledir. Dolayısıyla evet burada olayın gerçekçiliğini göz önünde barındırırsak bu tarz düşüşler bir alım fırsatını ifade eder. Mesela hacking vakası dolayısıyla yaşanan düşüşler kısa vadede coin için bir alım fırsatını ifade eder. Yani hacking vakasıyla düşen coinler devamında ekseri ciddi yükselişlerle bu durumu toparlarlar. Ama hacking vakası yaşayan bir coin'in uzun vadedeki varoluşunu uzun vadede, bakın, döngü içini kastetmiyorum. Uzun vadede varoluş ihtimali çok düşüktür. Bunu da cepte tutmak lazım. Tamam. Şimdi gelelim mesela TrustReverse ekibinin gözaltına alınması ve geçtiğimiz günlerdeki multi vakasına. Şimdi multide nasıl? Bakın ciddi bir çakılma oldu. Şimdi biz bunun başlangıçta tam olarak ne olacağını, ne biteceğini bakın söylemiyorum. Sadece tek bir şey söyledim. Girişi önermiyorum. Trade kovalayan varsa 3-2'lerden girebilir. 3 dolarlardan 3-2'lerden girebilir. Zaten devamında 3-2'lerden bir biliyorsunuz bir video atmıştık.
3-2'lerden patladı, 2x'i verdi, hadi hoşça kal. Tamam, bu kadar. Yani bunu yapmayı da önermiyorum. Çünkü büyük ihtimalle satışını gerçekleştiremezsiniz, yine başınız ağrır. Tamam mı? Orada ben sadece o şekilde, eğer isteyen varsa diye söyledim. Ondan sonra başka bir şey yok. Multi'de biz neyi bilmiyorduk? Sıkıntı neydi? Multi ekibi gözaltına alındı. Evet. Neden? Yani bu düşüş daha fazla devam edebilir. Şimdi bu neye bağlı? Multi ekibi gözaltına alındı. Şu saatten sonra bu bir alım fırsatı mı? Şimdi alım fırsatı mı sorusuna benim cevap verebilmem için şu soruların cevabını bilmem lazım. Bir, alındı, yarın serbest mi bırakılacak? Yani bir yanlış anlaşılma mı var? İşte alındı, ufak bir şeyden dolayı mı alındı? Ya da kriptodan bağımsız bir durumdan dolayı mı alındı? Ha, ben bunu bilsem derim ki, ha tamam, Phantom misali, bu coin toparlar. Alındı. Multichain ekibi Ponzi kurduğu için mi alındı? Kara para akladığı için mi alındı? Dolandırıcılıktan mı alındı? Cevap bunlarsa eğer, değil şimdi düşmek. Zaten bu coin'in uzun vadede artık kalkar yanı yoktur. Tamam mı? Ya ben bundan bahsediyorum. O yüzden iş bu kadar radikal değil. Bir şeyin ardında arkasında ne olacağını bilmiyorsanız, şimdi piyasa yükselir mi? Yükselir. Niye? Halving geliyor. Fed eninde sonunda aynı zamanda, ha bu ay olmasın tamam, arttır 25. Ben de koyuyorum, rica ediyorum. Temmuz'da da 25 arttır. Ağustos'ta ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Faizi durduracaksın. 3 ay sonra da faizi azaltacaksın. Bu şartlar altında bir ay erken, bir ay geç, 2 ay geç. Sonuç ne? Aynı. Değişmeyen bir gerçek. Piyasa üzerindeki etkisi ne? Aynı. Değişmeyen bir gerçek. Aradaki fark ne? Burada bunu biliyoruz. Ama ben ne bileyim, multichain ekibi niye alındı? İçeri alındı. Tamam. Yani spekülasyon kavramı işte bunun üzerinden yürür. Mesela Shiba üzerinde, Shiba'nın Elon Musk tarafından pamplanacak olması. Bakın, Shiba alınabilecek bir altcoin'dir. Ekstradan bu ihtimalin varoluşu da ekstrem bir pozitif durumdur. Bunu anlamak lazım işte bak. Mesela Floki'nin Binance'da listeleneceğini söyledim ve altını doldurdum argümanlarla. Pip'in ne yapacağını, Elon Musk'ın rallisine uğrayacağını söyledim, altını doldurdum. Yani şey yapmadım, böyle ilham rüyamda görmedim yani ben onları. Ama bunları da bir şeye dayandırdım. Multichain mesela yükselecek mi? Ne bileyim, yükselecek mi? Ben bilmiyorum. Adamı tanımıyorum. Olayı bilmiyorum. Spekülasyon kavramı budur ve böyle yürür. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.